Ya. Yeah. Yoğun çizleri alkışlayarak başlamak istiyorum. Bu seminer Auto Sales Master'lara yönelik olsa da seminere katılım sayısının yaklaşık 2700 olacağını düşünüyorum. Auto Sales Master olmak o kadar da kolay olmadı değil mi? Bazılarınızın ise çok daha rahat başardığını tahmin ediyorum. Diğerleri içinse Auto Sales Master olmak biraz zaman almış olmalı. Auto Sales Master, Atomi'nin ilk Mastership seviyesidir. Başarıyı Royal Leaders Club'ına üye olmak ve ayda 50 bin dolar kazanmak olarak tanımlarsak, ayda 4 ila 5 bin dolar kazanan Auto Sales Master'lar ücret yönünden yolun henüz onda birini tamamlamış sayılırlar. Ancak genel olarak işte ilerleme anlamında ise ayda 50 bin dolar zirvesine ulaşmak için yolun yarıdan biraz fazlasını geçmiş oluyorsunuz. örneklemek gerekirse bir tenis topunun ve bowling topunun ekseni etrafında dönme süreleri aynıdır. Ancak her birinin dönüşünün etkisi farklıdır. Ayda 50 bin dolar kazanca giden yolda zaman zaman 70 veya 140 dolar aldığınız olmuştur. Tüm bunlar toplandığında ayda 1 ila 2 bin dolar kazanmış olabilirsiniz. Şu an ise vardığınız noktada ayda 4 ila 5 bin dolar kazanıyorsunuz. Şimdiye kadar tenis topu gibi yuvarlanıyordunuz. Artık daha da büyüdünüz. Bu nedenle yuvarlanmaya başladığınızda bowling topu etkisi yapacaksınız. 5 bin dolar kazanırken ayda 10 bin dolar kazanmaya başlayacaksınız. 10 bin dolardan sonra ayda 20 bin dolara daha kolay ulaşacaksınız. 20.000 bin dolara ulaştığımızda ise ayda 40 ila 50.000 kazanmanız çok uzun sürmeyecektir. Bu açıdan yolu yarıladığınızı düşünebilirsiniz. Son sıçramanızı yapmanıza çok az kaldığı için biraz daha konsantre olacağınızı ve gereken gayreti göstererek amacınıza ulaşacağınızı umuyorum. Genel olarak Auto Sales Master olan insanlar nihayetinde Royal Leaders Club üyesi olurlar. Çünkü bundan sonra başarısız olma ihtimalleri yok gibidir. Daha önce başlayanlar erken başladıkları için o seviyeye daha erken ulaştılar. Bazılarınız diğerlerinden daha geç ulaşsalar da aktif çalışan biriyseniz size çok uzun bir zaman gibi gelmemiştir herhalde. Bu şekilde devam ettiğini sürece inanıyorum ki kısa sürede Royal Master olacaksınız. Royal Master olup başarıya ulaştığınızda tutumunuz ve davranışınız çok önemlidir. Bununla birlikte sonrasında herkesin saygı duyduğu bir Royal Master olmayı gerçekten istiyorsanız, tutumunuzun şu anki tutumunuzdan farklı olmaması gerekir. Varsayalım ki çok para kazanıyorsunuz. Fakat çevrenizdeki hiç kimse size saygı duymuyor. Nasıl hissederdiniz? Buna gerçek başarı der misiniz? Sanırım buna sadece yarım başarı denebilir. Royal Master olma başarısı gösterdiğinizde, çevrenizdeki insanlardan gerçekten hak etti ve onun için çok mutluyum gibi ifadelerle övülen ve alkış alan bir kişi olmanız önemlidir. Bu nedenle bu işe başlarken başarılı bir kişinin zihniyetine sahip olmalısınız başarılı bir kişinin zihniyetine sahip olmak için geniş kalpli olmanız gerekir. Peki bu ne anlama gelir? Bazı kayıplara hazır olmalısınız. Çoğu insan akıllı ve zeki olduğu için hiç kayba uğramayacağını düşünür. Gerçekte ise bu insanlara akıllı denemez. Çünkü kötü olmaya meyillidirler. Bu insanlar hiçbir kayıp yaşamayabilirler fakat çevrelerindeki insanlardan övgü alamazlar. Bir başka deyişle kayıpları nasıl karşılayacağını bilmek, geniş bir kalbe ve cömert bir kişiliğe sahip olmanın temelidir. Kötü bir sponsorla başlarsanız, bu bir engel teşkil etmez mi? Ne yapmalısınız? Hiçbir kayıp yaşamamalı, ve sizi kollayacak daha akıllı bir sponsor mu bulmalı? Yoksa bu sorunlara göğüs gererek engellere rağmen başarıya mı ulaşmalısınız? Evet, kayıplara rağmen başarılı olmanız gerekir. Çünkü bu, başarınızı daha değerli kılacaktır. Bu kararınız için ödediğiniz bedel asla karşılıksız kalmaz. Çünkü birçok defa karşılığını alacak ve saygı göreceksiniz. Eğer gerçek anlamda sizinle ilgilenmeyen, niteliksiz bir sponsorunuz varsa, bu sizin daha iyi bir lider olmanız için bir şans olabilir. Başarınız çok daha parlak olabilir. Yetenekli, akıllı ve geniş kalpli bir sponsorunuz var diyelim. Size yardımcı olmuş ve işinizi zahmetsiz büyütmenizi sağlamış olsun. Bir anlamda bu sponsorun başarıya giden yolu yarılamanızda size yardım ettiğini söyleyebilirsiniz. Sizin de bu türden cömert ve geniş bir kalbe ihtiyacınız vardır. Son zamanlarda insanların iyi alt kademelere ve gruplara sahip olduklarını duyabilirsiniz. Bu şekilde konuşanları duyduğunuzda grubunuzun iyi olmadığı hissine kapılabilirsiniz. Ne yapmalısınız? O iyi gruba mı katılmalı yoksa kendi grubunuzu daha iyi bir grup mu yapmalısınız? Kesinlikle tek yapmanız gereken grubunuzu daha iyi yapmaktır. Gerçekten başarılı bir kişinin yapacağı şey budur. Bir gruba ait olduğunuzu ve başarıyla devam ettiğinizi varsayalım. Gerçekten başarılı olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz? İşin doğrusu başarılı insanlar kötü bir grubu iyi bir gruba dönüştürürler. Çünkü bunu bir fırsat olarak görürler. Şu an iyi grup konusunu işlediğimiz için birçok insanın şöyle şeyler söylediklerini duydum. İyi bir alt kademede olmak istiyorsanız iyi bir grupta olmanız gerekir. Böyle şeyler söyleyen insanlar duyduğumda böyle konuşanların gerçekten akılsız olduklarını düşünürüm. Benim alt kolum daha iyi ya da benim grubum daha özel diyen insanlar pek fazla akıllıdır diyemeyiz. Kalbi geniş olmayanlar ve çok akıllı olmayanlar böyle konuşurlar. Atomiye baktığınızda ikili sisteme sahip olduğumuzu görürsünüz. İkili sistem yerine neden bir ayrılma planı, tek seviye veya matris sistemi kullanmadığımızı merak ediyor olabilirsiniz. Atomi'nin ikili sistem kullanmayı seçmesinin nedeni, beceri veya yetenekten yoksun insanların bile bu işte başarılı olabilmelerini sağlamaktır. Ayrılma planı gibi sistemler sadece çok yetenekli kişilerin başarılı olmasına izin verir. Yalnızca süperstar seviyesindeki insanlar başarıya ulaşırlar. Şimdi tek seviyeli ücretlendirme planını açıklayacak olursak, hepiniz lider olduğunuz için MLM jargonunu kullanacağım. Hemen anlamasanız bile elinizden geleni yapmaya çalışın. Bu sistemde partnerlerinizi dilediğiniz alt kola ekleyebilirsiniz. Hem de hiçbir kısıtlama olmadan. Dilediğiniz kadar genişleyebileceğiniz MLM sistemleri ise tek seviyeli ücretlendirme planı olarak bilinmektedir. MLM'de bir matris planınız olur. Bu plan ya ikili ya da üçlü matrisler şeklindedir. 2x12 ve 3x9 şeklinde matrislerdir. İki sıralı matrislere ikili matris denirken 3 sıralı matrislere üçlü matris denir. İkili matris 2x12 şablonunu izlediğinden ikişerden 12 seviye doldurmanız gerekir. Üçlü matriste ise her defasında 3 kişi bulmanız ve 9. seviyeye ulaşana kadar buna devam etmeniz gerekir. Bu sistemde belirtilen pozisyonda katılabilmeleri için partnerlerinizi kaydettirmeniz gerekir. Bir kişi bu matrisi tamamlamayı başardığında sponsoru yeni bir matris oluşturacak ve dolduracaktır. Tek seviye ve matris sistemleri bir nebze ilkel olduğundan Günümüzde pek fazla MLM şirketi tarafından kullanılmamaktadır. Temelde birer sayı oyunu olduklarından bu planlarla çalışmak imkansızdır. MLM şirketlerinin kullandığı bir sonraki sistem ayrılma planıdır. Ayrılma planında sponsorlar grubun takım lideri olurlar ve kendi alt kademelerine diledikleri kadar kişi ekleyebilirler tıpkı tek seviyeli ücretlendirme planında olduğu gibi. Bununla birlikte tek seviye sisteminde bu gruplar toplanırlar ve sonra isminden de anlaşılacağı üzere gruptan ayrılırlar. Normalde bu grupların ayrılmaları belirli bir satış hacmine ulaştıklarında gerçekleşir. Ayrılan grupların sayısına bağlı olarak büyüdükçe Diamond, Executive Diamond, Double Diamond Triple Diamond şeklinde adlandırılırsınız. Bu yüzden sahip olduğunuz bağımsız grupların sayısı ister 3, 6, 9, 12, 18 veya 24 olsun, rütbenizi bu sayı belirler. Eğer 10 milyon PV kazanan 6 veya 9 grup oluşturmuş olsaydınız işiniz daha kolay mı yoksa zor mu olurdu? Tabii ki zor olurdu, değil mi? Sales Master olduğunuzda kaç PV'ye ihtiyacınız vardı? Auto Sales Master olmak için her iki tarafta en az 2,5 milyon PV'ye ihtiyacınız var, doğru mu? Her iki tarafta 2,5 milyon PV biriktirdiğinizde o ay için ne kazanırdınız? Bir ay bu sayıyı koruduğunuz takdirde yaklaşık 2 bin dolar kazanacaktınız. Bu ortalama bir gelirdir. Fakat bu sistemde her biri 10 milyon PV yapan gruplar oluşturursunuz. Bunu her ay yaparsınız. Yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? İkili planda her ayakta 2,5 milyon PV biriktirmek hali hazırda çok zorken 10 milyon PV kazanan 24 grup oluşturmayı düşünebiliyor musunuz? Bunu yapabilecekseniz o zaman işinizi değiştirin. Çünkü ayda 1 milyon doların üstünde kazanabilirsiniz. Bu da size yılda 10 milyonlarca dolar gelir sağlayabilir. Atomi'de ücret konusunda bir tavan uyguladığımızı biliyorsunuz sanırım. Bu yüzden Atomi bu türden yeteneğe sahip insanlar için yararsız olabilir. Yapabileceğini düşünenler el kaldırsın. En az 9 grup veya 12 grup oluşturabilirseniz, her biri 10 milyon PV biriktirdiği takdirde o işin süperstarı olmak sizin için daha doğru olabilir. Ancak bu süperstarların ücretini karşılamak için birçok insanın kayıp yaşaması gerekir. Neden acaba? Bu süperstarlar ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin diye ısrar etseler de herkes bu kişiyle aynı yetenek veya kabiliyetlere sahip değildir. Bu süperstarlar MLM hakkında sadece tek bir kitap yazmıyorlar. Aslında birçok kitap yayınlıyorlar. Bu insanlar Sakses Akademi veya günlük seminerler gibi sistemler oluşturabilir, organize edebilirler ve bu seminerleri kendileri verirler. Süperstarlar bu sistemleri baştan aşağı dizayn ederler. Bu yüzden kabiliyetli insanlar bu türden MLM işleri yaparlar. Diğer yandan Atomi bunu yapamayan kişilere odaklanmıştır. Benim en büyük endişem de buydu. Şöyle düşünmüştüm. Peki ya süperstar olamayan sıradan insanlar ne olacak? Zira bu tür MLM şirketlerinde sadece yetenekli insanlar çalışabiliyorlardı. Ancak çoğumuzun böylesine olağanüstü yetenekleri yoktur. Bu nedenle Atomi iki alt kademe kullanmaya karar verdi. Üçüncü bir kişiyi işe alabilseniz bile bizler bunu önlüyoruz. Bilgisayar sistemimiz engelliyor. Peki bu kişi nereye gitmeli? Bu partner iki alt kademenizden birine yerleştirilir. Temelinde beraberliği teşvik ediyoruz. Doğru mu? Bu sistem beraberlik veya bireysellikle mi ilgili? Bu sistem sadece sizinle ilgilidir. Bu planda birlikte çalışmıyorsunuz. Doğrusu birlikte çalışmak hemen hemen imkansızdır. Çünkü işinizi büyütmek istiyorsanız aşağı doğru değil, yana doğru genişlemeniz gerekir. Dolayısıyla bu sistem beraberliği önler ve bireysel yeteneği destekler kendi başınıza başarılı olmak zorundasınız. Peki ya atomide işler nasıl oluyor? Diyelim ki yetenekli bir kişi var. Herhangi bir yeteneği olmayan iki de partneri var. Eğer yetenekli olan kişi birini işe alırsa, onu diğerlerine ekleyemez. Bunun yerine aldığı kişiyi buraya ya da daha alta yerleştirmeye zorlanır. Sistem sadece kendinize iki alt kademe oluşturmanıza izin verir. Aslında yetenekli kişi alt kademesinde bulunan partnerlere yardımcı olmaktadır. Bu yüzden süperstarlara başkalarına yardım edin ve birlikte çalışın diyoruz. Sistemimiz işte bu şekilde çalışır. Peki ya şimdi nerede çalışmak isterdiniz? Kendi başınıza mı çalışırdınız? Yoksa diğerleriyle birlikte mi çalışmak isterdiniz? Cevap açık değil mi? Burada olmanız gerekir. Şimdi bu kişi tüm bunları yaptıktan sonra kayıp yaşadı mı? Herhangi bir zararı oldu mu? Hayır, olmadı. Her şey nerede son buluyor? Hepsi bu alt kademeye gidiyor. Kaybınızı önlemeye çalışan ve aynı zamanda sizin ve partnerlerinizin başarıya ulaşmasını sağlayan sistem kesinlikle ikili plandır. Nasıl para kazanamayacağınız konusunda çok şey duyuyor olabilirsiniz düşük PV'ler nedeniyle Atomi'den ücret alamazsın diyebilirler. Diyebilirim ki bunlar aptal insanlar. Ve MLM hakkında bir şey bilmiyorlar. Size neden öyle olduğunu göstereceğim. Kore'de şirketler satışlarının %35'inden fazlasını ücret olarak ödeyebilirler mi? Ödeyemezler değil mi? Atomi şu anda yaklaşık %34'ünü geri ödemektedir. Esasen %35'ini geri ödüyoruz. Ne yazık ki gelecekte küçük bir düşüş olabilir. Çünkü pirinç ve su gibi ürünlerde %35'i geri vermek mümkün olmuyor. Bu yüzden PV'nin dışında BV denilen ölçütü de kullanıyoruz. Atomide bu BV'nin %35'ini geri ödüyoruz. Bu durumda, Atomi'de yaptığımız toplam satışın yüzde 35'ini geri ödediğimizde, geri verebileceğimiz kadarını geri veriyoruz. Doğru mu? Bu durumda şirketler, bizden daha fazla veya daha az ödediklerini söyleyebilirler mi? Hayır, söyleyemezler. Aksini söylüyorlarsa sorabilirsiniz. Ne kadar ödüyorlar? Birçok aldınız diyelim. Yüzde kaçını veriyorlar? Eğer %50 diyorlarsa şirketi yetkililere ihbar edebilirsiniz. Kore'de maksimum ödeme %35 olarak belirlenmiştir. Eğer sadece %35 alıyorsanız bu miktarı küçük bir pastadan mı yoksa büyük bir pastadan mı almak daha iyidir? Büyük pasta daha iyidir. Fakat bu büyük pastayı alabilmek için sattığınız malların fiyatı yüksek mi yoksa düşük mü olmalıdır? PV'den bağımsız olarak bu pasta ancak fiyat düşük ise büyüyebilir. Nedenini anlayabiliyor musunuz? Hem PV'leri hem de fiyatları aynı anda yükseltirsek pasta büyür mü? Tabii ki hayır. Atomi'de Skin Care Six System diye bir ürünümüz var. Bu ürünle size 1 milyon PV verebilirim. Ancak fiyat yaklaşık 1100 dolar olur. Güzel değil mi? Size tüm PV'leri katma değer vergisini düşüp veriyorum. Sales master olmak için her kolda 2,5 milyon PV almak için tek yapmanız gereken 5 set satmaktır. Güzel ve kolay. Bu şekilde mi yapmalıyız? Bulabildiğiniz tüketicilere 5 set veya her bir kolda 2,5 set satsaydınız ve 2000 dolar ücret alsaydınız harika olurdu değil mi? Ancak fiyat 1100 dolar olarak belirlenseydi insanlar veya siz ürünü satın alır mıydınız? Ürünü satın almak için kredi kartlarınızı kullanır ve bundan para almayı beklerdiniz. Bunu ancak düşüncesiz insanlar yapardı. Bu fiyattan satış yapamazsınız. Fiyatı 76.50 dolar olarak belirledik diyelim. Çok uygun bir fiyat değil mi? Peki biraz daha yükseltirsek, örneğin daha önce bahsettiğimiz 1000 dolar yerine 360 dolar gibi bir şey olsun. 360 dolara bir set satsaydınız muhtemelen birkaç set satabilirdiniz. Yanılıyor muyum? Peki. 360 dolara bir set satmak. Her biri 76.50 dolara 5 set satmaktan daha kolay mı olurdu? Bu soruyu biraz açalım. 360 dolara bir set satsaydınız, insanların otomatik olarak tekrar alım yapacaklarını düşünüyor musunuz? Peki, 76.50 dolara bir set satsaydınız, tekrar alım yaparlar mıydı? Tabii ki yaparlardı. Her fiyattan birer set sattığınızı varsayalım. 76.50 dolarlık satışlarınızda tekrar alımlar olacağından bir yılda kaç set satardınız? Toplamda 12 set. 360 dolarlık satışlarınızda satış yapmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın tekrar satış yapabilir miydiniz? Yapamazdınız. Haksız mıyım? yıl sonunda sadece bir adet satmış olurdunuz. Satış açısından hangisi daha büyük? 360 dolardan bir set satsaydınız, toplamınız yine 360 dolar olacaktı. 76.50 dolardan 12 set satarsanız, otomatik satışlar sayesinde cironuz 800 ila 900 dolar arasında olur. Satışlar bu şekilde arttırılabilir. Bu nedenle PV'miz ne kadar düşük olursa olsun fiyatı düşürmeli miyiz yoksa düşürmemeli miyiz? Auto Sales Master olmamıza olanak verecek devamlı müşteriler oluşturmak istiyorsak fiyatı düşürmemiz gerekir. Eğer Auto Diamond Sales Master seviyesine yükselmek istiyorsanız alt kolunuzda bulunan partnerlerin Auto Sales Master olmaları gerekir. Bu yüzden fiyatı düşürmek için elimizden geleni yaparız. Dolayısıyla geçmiş MLM deneyimlerinden dolayı akıllı olduğunu söyleyen insanlar şöyle şeyler söyleyeceklerdir. "Vay be, bu kadar düşük PV'lerle para kazanamam." İşi pek bilmiyorsanız haklı olmalı şeklinde düşünebilirsiniz. Düşük PV'ler işimi zorlaştırmış olmalı. Hayal kırıklığı yaşayarak yüksek PV veren bir MLM şirketine geçersiniz. Genellikle bu ürünler düşük kaliteli mallar olmalarına rağmen yüzlerce dolara satılır. Fakat çok fazla PV getirir. Bu yüzden alımları kredi kartınızla yapmaya başlarsınız. Arkadaşlarınızı alıp para kazanalım. Tek yapmanız gereken kartınızı kullanmak dersiniz. Bu kötü uygulamalar çok uzun süredir devam ediyor. Atomi nihayetinde bunlara bir son verdi. Aslında PV'lerinizi bedelsiz almalısınız kaliteli ve düşük fiyatlı ürünler sayesinde alımlarda süreklilik olduğundan PV'leriniz ekstra bonus gibi işlev görüyor. Asla kendi paranızı harcayarak PV biriktirmemelisiniz. Tabii ki ihtiyacınız olan ürünleri satın almayın demiyorum. Çünkü aynı ürünler için indirimli mağazalarda ve TV alışveriş kanallarında harcamanız gereken parayı harcıyorsunuz. Bu yüzden ekstra bir harcama sayılmaz. Atom işi için kendi paralarını kullanan insanlar aptallık ediyorlar. Bu şekilde iş yapmamalısınız. Çok uzar. O yüzden PV gibi şeyler için endişe etmeyin. Bu bilgisayar sistemimizde kullanılan bir terimdir. Daha önce de söylediğim gibi iyi alt gruplar ve gruplardan söz eden insanlar var. Ve sadece aptallar bu tür şeylerden bahsederler. Bu gibi şeyleri kendi ağzınızla asla söylememelisiniz. Harika destek sağlayan iyi bir sponsorunuz ya da alt grubunuz olabilir. Ancak iyi alt kol veya iyi grup gibi sözler asla ağzınızdan çıkmamalı veya çevrenizdeki hiç kimseye söylenmemelidir. Açıklamak gerekirse Atomi, pazarlama için ikili plan kullanıyor değil mi? bu alt kademenin iyi bir sponsordan dolayı harika iş çıkardığını varsayalım. Diğer yandan bu sponsor ise yetenek ve karakter eksikliğinden dolayı iyi çalışmamıştır. En iyisi oraya gideyim diye düşünebilirsiniz. Bu geçişi yaptığınızda ne olacağını düşünüyorsunuz? Buradaki sponsor hiç gelir elde etmedi değil mi? Buradaki partnerin işleri iyi gidiyor gibi görünüyor. Fakat sahip olduğu iki alt kademe arasında içlerinden biri diğerinden daha iyi çalışıyor olabilir mi? Eğer durumu bu kişinin bakış açısından görürsek, insanların onun alt kollarına ilgi göstermeleri güzeldir. Fakat bu eğilim hakim olmaya başladığında insanlar şöyle düşünecekler. Ancak iyi bir alt kol ve sponsor ile başarılı olabiliyorsan en iyisi benim de oraya geçmem. İnsanların oraya akın etmesinin sebebi bir alt kademenin diğerinden iyi iş çıkarması değil miydi? Bu olduğunda bu kişi para kazanabilir mi? Hayır. Aynı şeyin bir de bu kademede olduğunu hayal edelim. Buradaki insanlar yine daha iyi olan alt kola geçeceklerdir. Böyle bir şey olduğu takdirde bu tüm organizasyonu mahvedebilir. Bu yüzden asla bir alt kolun veya grubun diğerinden iyi olduğundan bahsetmemelisiniz. Çünkü hepiniz başarılı birer Royal Master olmak istiyorsunuz. Bu amaca ulaştığınızda ve başardığınızda kollardan biri son derece iyi iş çıkarırken diğeri onun kadar başaramayıp Küçük kolunuz olmayacak mı? Bu durum kaçınılmaz olarak alt kolunuza da sirayet edecektir. Küçük alt kollardaki insanların daha iyi performans gösteren daha büyük kademelere geçmeleri esasen ikili planda gerçekleşebilir. Küçük alt kollardaki insanların daha iyi performans gösteren daha büyük kademelere geçmeleri esasen ikili planda gerçekleşebilir. Bir bilgisayar sisteminin bunu önlemesi çok zordur. O halde bu zafiyeti nasıl önleyebiliriz? İkili ve üçlü matrislerin oluşturulma nedeni insanların sadece pozisyonları doldurmaları ve bunu adil bir şekilde yapmalarını sağlamaktı. Herkes birlikte başarma düşüncesiyle başladığı halde en nihayetinde hiç kimse para kazanamadı. bu tür işletmeler varlığını birkaç ay sürdürebilmiştir. Şimdiye kadar 3 aydan fazla süreni görmedim. Hali hazırda sıradan insanların başarıya ulaşmaları için tek yol bu ikili plandır. Ayrıca Atomi'nin birim komisyon tutarı içeren giriş ve üyelik ücretleri içermeyen istikrarlı pazarlama yapısı mesleş stratejimizle birleştiğinde satışlarımızı sürdürme imkanı vermiştir. Bu yüzden Atomi satışlarını pazarlama planı sayesinde sürdürmemektedir. Pazarlama planı yeni satışlar yaratma konusunda zayıf bile sayılabilir. Bunun yerine ürün gücümüzü kullanırız ki diğer distribütörlerle rekabet etmemizi sağlayan da bu güçtür. Bu halde iyi bir alt kol mu ararsınız yoksa daha iyisi olsa bile ağzınızı kapalı mı tutarsınız? asla alt kollarınızdan iyi veya kötü şeklinde konuşmayın. Atomi tek sunucu sistemine dayanır ve bunun tüm bunlarla hiçbir alakası yoktur. Sadece iyi alt kollardan gelenler mi Success Akademi veya günlük seminerlere katılıyorlar? Hayır, bu seminerler herkese açık. Bu yüzden sistem oluşturulurken Sürekli olarak insanları Success Academy veya günlük seminerlere davet eden sponsorların başarılı sayılmaları öngörülmüştür. Yalnız herkes kendi başının çaresine baksın gibi bir şey söylemiyoruz. Dünyada böylesine harika bir başarı sistemine sahip tek bir MLM şirketi bulunmamaktadır. Daha önce MLM işi yapmış olanlar başka bir yerde daha iyi bir sistem görmediklerini kabul edeceklerdir. Kısaca değinmek istediğim birkaç şey daha var. Partnerlerinizi sponsor olarak desteklerken, her kolda en az iki kişinin başarılı olmasına yardım etmeniz gerekiyor, değil mi? Peki ya sadece bu iki kişiye odaklanırsanız ve bunlardan biri pes eder veya ayrılmak isterse ne olur? Bu partner kötü niyetli biri ise, onun istediğini almasına yardım edemezseniz, terfi etmeyeceğinizi bilir. Ve siz ona istediğini verene kadar geri adım atmaz. Bunu pek çok insan için söyleyemesek de, eğer şanslısanız böyle birine denk gelebilirsiniz. Peki kendinizi nasıl hazırlamalısınız? Alt kollarınızda bulunan birkaç kişiye yardım edebilirsiniz. Ne söylediğimi anlıyor musunuz? Her ayakta örneğin 4 ila 6 kişinin star master olmalarına yardım edeceksiniz. Bu senaryoda her ayakta bu kişilerden sadece ikisi terfi edecek. Aynı zamanda siz de ustalıkta yukarı seviyelere çıkabileceksiniz. Size kötü niyetli yaklaşan biri olursa ona şöyle diyebilirsiniz. Kendi terfimle pek ilgilenmiyorum. Daha çok partnerlerimin başarısı beni ilgilendiriyor. Gayretlerinden dolayı terfi etmeni canı gönülden dilerim. Benimle ilgili endişe etmene gerek yok. Bu insanlarla konuşmanın tek yolu tabii ki bu değildir. Fakat bazı dar görüşlü sponsorlar Ne yapmaya çalıştığını görüyorum diyebilirler. Ve duygularını belli edebilirler. İyi bir liderin yapacağı şey bu değildir. Çok fazla sinirlerinize basan bir partneriniz varsa ve ona ders vermek istiyorsanız ya da o kişi destek talep eder gibi size yalvaran gözlerle bakıyorsa duygularınızı belli etmek yerine şunu diyebilirsiniz. Umarım başarırsın. Başarman için elimden geleni yapacağım. Ayrıca kendi terfim konusunda bir endişem yok. Daha çok partnerlerimin başarısı beni ilgilendiriyor. Bu aslında karakter geliştirmekle ilgili bir şey, değil mi? Karakteri gelişmemiş insanlar "Ben terfi ettiğimde ne yapacaksın?" diyebilir ve partnerleriyle sonu gelmeyen bir çekişme başlatabilirler. Böyle şeyler bir karakter ortaya koymadığınız zaman olur. Ancak cömert ve açık fikirli olduğunuzda sizi hiçbir şey durduramaz. Diyelim ki başarıya ulaşmak için birlikte çalışmaya koyuldunuz. Fakat tartışma sonucunda birbirinize içerlemeye başladınız. Hatta onun için neler yaptım fakat o bana ne yapıyor gibi serzenişte bulunabilirsiniz. Tabii ki bu tür davranışlar masumiyet gösterebilir. Ancak buna akıllıca diyemeyiz. Bu yüzden partnerleriniz yılsalar bile ihtiyacınız olan masumiyeti korumanın tek yolu akıllı davranmaktır. Şimdi bu konu hakkında çok daha uzun konuşabilirim fakat Gelecekte herkesin atom işini merkezlerimizde kendi tarzınca yapmasına olanak verecek bir sistem uygulayacağız. Örneğin, merkeze kendi istediği zamanlarda gitmek isteyenlere uygun bir sistem olacak. Ve insanlar işlerini tam zamanlı olarak fakat herhangi bir karmaşa olmadan yapabilecekler. Ayrıca yarı zamanlı çalışan insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şeyler bulabilirler. O halde seminerlere katılamasanız bile kişileri önceden haberdar ettiğiniz sürece merkezdeki insanlar partnerleriniz olabilir. Buna karşılık boş zamanlarınızda onlara sponsor olabilirsiniz. Emekli olanlar ve geçimini sağlayabilenler için sistem Boş zamanlarda ekstra para kazanma fırsatı sunmaktadır. Sistem tutkulu insanların bile acil ihtiyaçlarına uyan bir şeyler bulmalarına olanak verecektir. Çoğunuz bir merkezin başında olduğunuzdan işin tanıtımını yapabilir veya partnerlerinize ihtiyaçlarına uyan bir model sunabilirsiniz. İnsanları katı bir program izlemeye zorlarsanız emekli olan ve 40 yılın sonunda dinlenebileceğim diyen insanlar bunu duyduklarında sinirleri bozulacak ve şöyle düşünecekler. Tekrar gelip çalışmak zorunda olursam bunu yapmak istemiyorum. Bu yüzden ihtiyaçlarına en çok uyan iş modelini paylaşmak daha doğrudur. Şu anda farklılıklar çağındayız. Kendimize göre ayarlamalar yapabileceğimiz bir işimiz olmalı. Ne yazık ki merkez ücretleriyle ekstra para kazanmak isteyenler hala var. Bu insanlar akıllıca davranmıyorlar ve matematik bilmiyorlar. Şu ana kadar sırf merkez ücreti alabilmek için bir merkezi bırakıp bir başkasını açarak başarılı olan bir takım veya kişi görmedim. Tabii ki iki merkeze ayrılmayı gerektirecek kadar büyüyen merkezler oluyor. Bu tür durumlarda her iki merkez de iyi çalışabiliyor. Bunların farkını göstermek için bir örnek vereceğim. Bir sponsorun iş yaparken merkez açtığını varsayalım. Merkez bir süre zarar yapmasına rağmen büyüyor. Önceden olduğu gibi sponsorun küçük kolu diğer alt kolları kadar iyi iş çıkaramıyor. Bir süre düşündükten sonra bu partner şöyle akıl yürütüyor. Merkezin aylık kirası sadece 2000 dolar. Sponsorun benden çok alıyor. Çeşitli sebepler bulduktan sonra ayrılıyor ve yeni bir merkez açıyor. Bunun sonucunda ilk merkez tekrar zorluk yaşamaya başlıyor. Fakat yeni merkezde bir lideri olmadığından zorluk çekiyor. Nihayetinde her iki merkezde daha kötü duruma düşüyorlar. Sonuç olarak merkez ücreti size asla para kazandırmaz. Biliyorum. Çünkü standardı ben yazdım. Sorumluluk merkez yöneticisine aittir. Merkez zararda ise bu zarar merkez yöneticisine aittir. Standardı böyle belirledim. Merkez kar ederse bu kazanç sadece merkez yöneticisine aittir. Anlıyor musunuz? Standartımız budur. Bazı partnerler merkez yöneticisi güçlük çekiyor. Biraz yardım etmek istiyorum gibi düşünür ve yardım ederlerse tabii ki bir şey diyemeyiz ve seviniriz. Benzer şekilde merkez yöneticisi de şöyle düşünürse iyi olur. Biraz para arttırdım. Kalan parayla ihtiyacı olanlara yardım etmeliyim. Ancak bu tür kararlar tamamen merkez yöneticisine aittir. Zarardan kim sorumlu? Merkez yöneticisi. Bir kazanç olursa sorumluluk yine onun olacak. Anlatabiliyor muyum? Standartımız budur uyup uymamanız bu kılavuzun uygulanması ile ilgili bir meseledir. Yardım ederken zararın sorumluluk olduğunu duydum gibi düşünmeyin. Çünkü yardımlaşmak ve birlikte çalışmak her zaman daha iyidir ve kabul ettiğimiz bir standarttır. Merkez ücretiyle para kazanmayı da asla düşünmeyin. Çünkü merkezlerin kurulma amaçları bu değildir. Merkez yöneticisi ücreti kendine saklarsa merkez iflas eder. Hepsi olmasa da yüklenicilerin çoğu merkez ücretlerinin ne kadar olduğunu bilirler. Merkez yöneticisi hep bana zihniyetinde olursa merkezin iflas edeceğini biliyor musunuz? Merkez üyeleri şöyle düşünecektir. Sanırım merkez yöneticisi sadece kendini düşünüyor. Bu da merkezin iflasına kadar giden bir zincir reaksiyona yol açar. Merkez kapanırsa merkez ücreti alamazsınız, değil mi? Bu yüzden merkez ücreti ekstra kazanç kapısı değildir. Başkalarını merkeze yatırım yapmaya ikna edecek kadar ileri gidenler dahi oluyor. Yüklenici dahi olmayan bir yatırımcı buluyorlar. Böyle yaparak kazanan bir merkez hiç görmedim. Diyelim ki bir şekilde merkez iyi getiriyor. Aynı kişi bu merkezden ayrılıyor ve başkalarıyla yeni bir merkez açıyor. Sonunda bu merkezler ihtilafa düşüyorlar ve hiçbir yere varılamıyor. Sadece komisyonlarla para kazanabileceğinizi unutmayın ve merkez ücretlerini asla kazanç olarak görmeyin. Merkez ücreti alabilmek için yeni bir merkez açmak gibi aptalca bir şey düşünmeyin. kendi işinizi yaparken şirketin aldığı bazı aksiyonlardan memnun olmayabilirsiniz. Genel olarak bu konular standartlar ve kurallarla ilgilidir. Bunlar sizin yararınız için oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur. Atomi yöneticileri ve personeli ile konuştuğumda üyelerimiz bizim standardımızdır diyorum. Ayrıca merkezlerimizde CS kılavuzu olarak adlandırdığımız ve çalışanları eğitmek için kullanılan bir kılavuzumuz var. İlk sayfada çalışanlara yönelik bir ön söz yazdım. Şöyle diyor: Siz şirketimizi temsil ediyorsunuz. Bu nedenle bu şirket var olmak zorundadır. Devamında şöyle diyor. Çağrı merkezimizin çalışanları olarak şirket menfaati için asla müşteriyle tartışmayın. Bunun yerine onlar adına şirkete serzenişte bulunun esas olarak bunları yazdım. Nasıl görünüyor? Sevdiniz mi? Tabii ki memnun olmayan müşteriler olacak. Ve bu yazdıklarımı personelimizle tartışmak için kullanacaklardır. Zihniyetimizin bu olduğunu anlayın. Personelimizi eğitirken onları teşvik etmek istiyoruz. üyelerimiz için bu kralları belirlerken sizin menfaatlerinizi göz önünde bulunduruyoruz. Bazı örnekler verecek olursak, mağaza açmayın ve mümkünse merkezinizi birinci katta açmayın diyoruz. Peki standartımız nedir? Ürünlerimizi birinci katta sergiler ve satarsanız oradan geçen insanlar ürünleri satın alacaktır. Bu insanlar bir girişimcinin tüketicileri veya üyeleri olacaktır. Bu insanlara yükleniciyle irtibat kurmak veya yükleniciyi aramak zor gelebilir. O yüzden şöyle düşünürler. Geçerken alırım ve teslimat için beklemem gerekmez. Bu durumda o mağaza bir süre iyi çalışabilir ve başkaları da mağaza açmaya başlar, değil mi? Diyelim ki mağaza açmayanların hepsi bir şekilde iflas ettiler ve başarısız oldular mağazalara giden tüketicilerin her zaman aynı mağazaya gideceklerinin bir garantisi var mı? Hayır yok. Ayrıca daha çok mağaza açıldıkça vahşi rekabet oluşur. Ve bu da yatırımınızı kaybetmeniz ve iflas etmeniz anlamına gelir. Kaç kişinin iflas ettiğini net olarak görebildiğimiz için malların satış amaçlı teşhirini yasakladık. Ancak belirli bir bölgede 2, 3 veya 4. katlarda yer yoksa merkez zorunlu olarak birinci katta açılabilir. Ürünleri satış amaçlı sergileme niyetiniz olmadığını varsayalım. Böyle bir isteğiniz yoksa ve rastlantısal olarak birinci katta çok düşük kirası olan bir yer bulursanız sizce şirket bu merkezi onaylar mı? kural ve yönetmeliklerden bağımsız olarak bir şey istediğimiz tüm gerekleri karşılasa dahi şirketin merkez açılışını onaylama veya reddetme hakkı bulunmaktadır. Merkezler hakkındaki bu şartı şartlar ve koşullara böyle bir ihtimali düşünerek koyduk. Birinci katta dahi olsa Satış amaçlı ürün teşhir etmeyecek olsanız ve kira gerçekten çok uygun bile olsa sizce ne olacaktır? Şirket onay verecek midir? Tabii ki. Bu yüzden üyelerimizin menfaati için şirket olarak haklarımızı gerektiğinde esnek davranacak şekilde kullanırız. Üyelerimizin yönetmelikler nedeniyle karşılaşabilecekleri gereksiz zararları en aza indirmenin daha akıllıca olacağına kanaat getirdik. Bir hakka sahip olmak onu kati şekilde uygulayacağımız anlamına gelmez. Daha ziyade bir şey üyemizin menfaatine ise gerektiğinde onay hakkını kullanırız. Belirli durumlarda şirketin esnek olabilmesi gerekir. Aslında son sözü söyleme hakkını saklı tutmamızın nedeni herhangi bir kayıp yaşamadan en iyi kazancı sağlayabilmenize olanak verecek en iyi kararı alabilmektir. Bu kararın ardında yatan mantığı anlıyor musunuz? Esnek olmasaydık ve merkezler birinci katlarda olamaz gibi kuralları katı şekilde uygulasaydık üyelerimiz zararla karşılaşabilirlerdi. Bu nedenle üyelerimizin menfaati için şirketin kurallara uymayan bir karar alabileceğini aklınızda bulundurun. Şirketin kuralları izlemediğine dair şikayet eden ve tartışan üyelerle karşılaşabilirsiniz. Alınan karar sonucunda zarar eden üyeler olmuşsa problem var demektir. Ancak alınan karar üyelerimize en ufak bir yarar sağlayacaksa %51'e 49 gibi yakın bir oy oranında bile şirket %51'in tercihine göre kararını verecektir. Hepinizin bu konuyu iyi anladığını ümit ediyorum. Ayrıca bir süredir bu işi yaptığınız ve büyük bir lider olma yolunda önemli mesafe kat ettiğiniz için sizden bir iyilik isteyeceğim. Lütfen bana gelip şöyle demeyin. Şu kişi benim alt kolumu aldı ya da birisi benim partnerimi çaldı Dövüş sanatları dünyasında dövüş sanatı ustalarının toplandığı birçok okul vardır. Eğer bir okuldaki bir dövüş sanatı öğrencisi bir dövüş sanatı ustasına gidip "Ustam, dün dışarı çıktığımda dayak yedim." deseydi ustası oraya gidip onu dövenleri eleştirip öğrencisinin intikamını alır mıydı? Hayır. Dövüş sanatları okulunun ustası kendi öğrencisine ciddi bir ceza verir ve bağırırdı. Şöyle derdi. Neden aptal gibi dayak yedin? Ustanın reaksiyonu nasıl hissettiğimi tam olarak özetliyor. Bu yüzden biri bana gelip partnerinin çalındığını söylerse şöyle düşünürdüm. Neden aptal gibi böyle bir şeye izin verdin? Olanları bana anlatmaya utanmıyor musun? Burada bulunan herkes network marketing işinde uzman olmak zorundadır. Hiç kimseyi kaybedemezsiniz. Partnerleriniz size birini kaybettiğini söyledikleri takdirde bu konu hakkında konuşmamalarını sağlamanız gerektiği için şöyle demelisiniz. Dönüp dolaşıp kayıpları konuşamayız. Bugün bu konuyu konuşup canımızı sıkmayalım, tamam mı? Partneri veya alt kademeye alan kişiye de şunları söylemelisiniz. Şimdiye kadar pek çok zorluktan geçtik. Bu kişiyi bizden aldığın için mutluyuz. Bununla beraber sana daha iyi birini gönderemediğim için üzgünüm. Bir dahaki sefere sana iyi birini göndermek için elimden geleni yapacağım. Durumu bu şekilde idare edebiliyorsanız gerçekten ustasınız demektir. Anlayabiliyor musunuz? Hepiniz tam zamanlı olarak MLM işi yapıyorsunuz. Atomi gibi harika ve global bir şirkette orta kademe liderlersiniz ve geleceğin yüksek konumundaki liderleri olma yolunda ilerliyorsunuz. Zayıflıklarınızı gösterme yoktur. Ortalıkta dolaşıp bir partneri nasıl kaybettiğinizi söyleyemezsiniz. Bunun ne kadar can sıkıcı olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü onunla ilgilenseydiniz sizi bırakmazdı. Tüm bunlar benim hatam diye düşünmeli ve usta olmam gerekiyor şeklinde düşünerek kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Siz sadece şunu düşünmelisiniz. Partnerlerimle daha çok ilgilenmeliyim ki kimse başka biri için benim alt kolumdan ayrılmasın. Başaracağım ve insanlar kalmak isteyecek. Böyle düşünmelisiniz. Doğrusunu isterseniz bazen insanların gruptan ayrılmaları iyi olabilir. Çünkü her biriyle tek tek uğraşırsanız geride kalan bazı sorunlu kişilerden endişe etmeniz gerekir. Şöyle düşünebilirsiniz. Kalması için yalvardım. Başarılı da oldum. Fakat o hala sorun çıkarıyor. Başardığınızda yarardan çok zarar getiren insanlar olacaktır. İnsanlar bazen sizi bıraktığında, eğer başarıya yakınsanız bunu Tanrı'nın bir lütfu olarak görmelisiniz. Gelecekte çok sayıda partneriniz olacaktır. Royal Master olduğunuzda ise partnerlerinizin sayısı artacaktır. Ancak harika insanlara her zaman ihtiyaç olur. O nedenle yeni partnerlere sponsorluk ederken gerçekten harika insanlar olmalarına yardım etmelisiniz. İnsanları işe alırken cesaretli olmalısınız. Sevmediğiniz arkadaşlarınızı davet etmeyin ve eleyin. Kötü tabiatlı insanları getirmeyin. İyi karaktere sahip insanlarla çok daha başarılı olursunuz. Bu yüzden vasat kişiliğe sahip insanları getirerek Kendinize sorun yaratmayın. Cesur kararlar almalısınız. Bu iş kolay bir şekilde büyük başarıya ulaşmanızı sağlayacak. Herkes kazanabilir. Başarılı olduktan sonra sürekli sinirlerinizi bozan biriyle bir geziye gideceğinizi düşünün. Bunlar şirket gezileri olduğundan onun da gelmesini engelleyemezsiniz. Şahsi bir gezi olsaydı gelmemesini sağlayabilirdiniz. Tüm gezinizi berbat edecek bu tip insanlar vardır. İnsanların ayrılmasının kötü bir şey olmadığını aklınızda bulundurun. Bu insanlar kendi inisiyatifleriyle ayrıldılar. Çünkü muhakeme yetenekleri ve iyi bir karakterleri yoktu. Bu yüzden bu insanlar grubunuzdan ayrıldıklarında minnettarlık duymanız gerekir. Orta kademe liderler olarak hepinizin Royal Master olana kadar çok çalışmaya devam edeceğinizi umuyorum. Konuşmamı bu notla sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.